Evet. Batı düşmanlığı ise Batı düşmanlığı. Ne yapayım? Yani böyle konuşturuyorlar adamı. Ha! Batı'da onurlu çıkışlar var mı? Var. Bakın mesela İspanya. Neden İspanya? Neden İspanya karşı çıkıyor da Almanya karşı çıkmıyor? Bu ooo, geçen hafta sonu yapılan bir toplantı vardı. Usmer'in yaptığı bir toplantı. Devlet teorisi üzerine bir toplantı, devlet birikimi üzerine bir toplantı. Orada İlber Ortaylı, Doğu nerede başlar, Batı nerede biter diye bir konuşma yapmıştı. Demişti ki İspanya hemen karşısında mağripler. İç içe geçmişler. İspanya'ya hala gidin, hala o mağribin izleri var. İspanya Filistin'i tanır demiş Madrid. Avrupa Birliği'ne res çekmiş. Çıkacaktır arkadaşlar. Bakın bu Batı'nın, Atlantik'in, ee, Avrupa'nın, Amerika'nın emperyalist niteliğini ortadan kaldırmaz. Ama bir sistem zaten kendi içindeki çatlaklardan çöker. Biz ne diyoruz? Atlantik sistemi çöküyor işte çatlak. Avrupa Birliği'nden İsrail zulmüne karşı sesini yükselten ilk ülke İspanya oldu. Başbakan Sanchez, Avrupa Birliği Filistin devletini tanımazsa İspanya kendi kararını alacak dedi. Belçika Başbakanı De Croo ile İsrail, Filistin ve Mısır'daki temaslarının ardından Rafah'ta açıklama yapan Sanchez, uluslararası toplumun ve Avrupa Birliği'nin Filistin devletini tanıma zamanı geldi ifadesini kullandı. Belçika Başbakanı De Croo da İsrail'in uluslararası insancıl hukuka uyması gerektiğini belirterek, Gazze'nin bir toplumun yok edilmesi kabul edilemez yerleşimci şiddetini durdurmalıyız diye konuştu. Neden Belçika peki? Neden İspanya ve Belçika? İspanya'yı söyledik. neden Belçika? Belçika Fransa ile Almanya arasında kurulmuş bir tampon devlet. Ve her an dağılma yok olma korkusu yaşıyor. O yüzden Filistin'de bir devletin olması gerektiğini söylüyor Belçika Başbakanı da Alexander de Croix. Bunlar olacak. Batı çatlayacak. Atlantik çatlayacak. Kendi içindeki çelişkilerden çıkacak çare. Tabii dünyanın e, gelişimi onları buraya zorluyor. Durduk yerde çatlamıyorlar. Bakın işte e, batı düşmanlarına gelsin e, bu videolar falan diyor ya adam. E ben batı düşmanı değilim ama batı bana düşman. Ne yapacağız şimdi? Ha? Barış olabilirdi ama batı savaş istedi. E savaş isteyene ben düşman olmayayım mı? Ha bir vatan savaşı mı? Hayır, işgal savaşı istiyorlar. Rusya'yı boğma savaşı istiyorlar. Buyurun. Müzakerelerin başındaki Ukraynalı yetkili barış anlaşması sağlanacakken Batı'nın bu konuda Kiev'e baskı yaptığını söyledi. Bu yüzden imzaların atılmadığını belirten Ukrayna'lı yetkili bize savaşmamızı söylediler dedi. Batı kendisi niye savaşmıyor? Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin Parlamento Grubu Başkanı ve İstanbul'daki Barış Görüşmelerinin Baş Müzakerecisi David Arakamya, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelere ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Cuma günü yaptığı açıklamada Ukrayna'nın tarafsız kalmayı kabul etmesi halinde Rusya'nın çatışmaları durdurmaya hazır olduğunu ancak Batı'nın Kiev'e devam etmesini tavsiye ettiğini söyledi. Halkın hizmetkarı parlamento grubunun başkanı Arak Arakamya 1 artı 1 televizyon kanalına verdiği demeçte işte, Moskova'nın Mart 2022'de ikiye ve bir barış anlaşması teklif ettiğini ancak Ukrayna tarafının Rusya'ya güvenmediğini söyledi. Rusya'nın amacı tarafsız kalmamız için bize baskı yapmakta. Onlar için asıl önemli olan buydu. Bir zamanlar Finlandiya'nın yaptığı gibi tarafsızlığı kabul edersek savaşı bitirmeye hazırdılar ifadelerini kullanan Arakamya biz de NATO'ya katılmayacağımıza dair bir taahhütte bulunacaktık. Önemli olan buydu dedi. Ancak Arakamiya'ya göre tarafsızlığı kabul etmek ve NATO üyeliğinden vazgeçmek Ukrayna anayasasının değiştirilmesini gerektirecekti. Ukraynalı yetkili ikinci olarak Rusların bunu yapacaklarına dair güven yoktu. Bu ancak güvenlik garantileriyle yapılabilirdi ifadelerini kullandı. Arakamiya görüşmeler sırasında dönemin İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Kiev'e geldiğini, Ukraynalı yetkililere savaşmaya devam etmelerini ve Moskova ile herhangi bir anlaşma imzalamamaları gerektiğini söylediğine ekledi. Johnson, İstanbul'daki barış görüşmelerinin akamete uğratılmasındaki rolü Mayıs 2022'de Ukrayniska Pravda tarafından ortaya çıkarıldı. Ancak ne o yılın Haziran ayında başbakanlıktan azledilen Johnson ne de ABD hükümeti Arakhamya'nın Ruslarla imzaladığı taslak anlaşmadan vazgeçmesi için... Kiev'e baskı yaptığını resmi olarak kabul etti. Aynı şekilde Kiev'de şimdiye kadar konuyla ilgili bir resmi yorum yapmamıştı. Bu yılın başlarında Rusya Devlet Başkanı Alexander, pardon, Vladimir Putin, Afrikalı liderlere Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı görüşmelerde Moskova ve Kiev'in Ukrayna'nın daimi tarafsızlığı ve güvenlik garantilerine ilişkin bir taslak anlaşma imzaladığını açıkladı. Putin, Rusya'nın iyi niyet göstergesi olarak askerlerini Kiev yakınlarından geri çekmesinin hemen ardından Ukrayna'nın anlaşmadan caydığını söyledi. Rusya'nın çekilmesi, batılı hükümetler ve medya tarafından Ukrayna'nın askeri zaferi olarak sunuldu ve Zelenski hükümetine ağır silah ve teçhizat göndermeye başlayarak önümüzdeki 18 ay boyunca çatışmayı körükledi diyor. Eee batı düşmanlığı yapanlara gelsin mi bu videoda? He? Merhaba arkadaşlar ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar da aşağıda mı yukarıda mı aşağıda galiba değil mi? Heh, oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için Ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.